biz bu kadar kitabı falanca siyasetçi filan sözümüzden yanlış bir şey çıkarıp da kendince bize bir şey der mi endişesiyle geçirmek istemiyorum kardeşim ömrümün kalan tarafını. O yüzden bir kere siyasetçi siyasetçiliğini bilsin. Zaten kapacağınız sandalyeleri kaptınız. İktidar da kaptı, muhalefet de kaptı. İşi götürdünüz aga. Tamam bir merhaba değerli dostlar, bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle tabii çok şükür ki bir seçim sürecini tamamladık. Son seçim, ikinci tur bitti. Ama ben açıkçası seçime kadarki süreçte ve iki seçim arasında video çekmemeye veya video çekerken analiz etmem gereken mevzuları önce kendi içimde analiz edip notlar çıkarmaya özen gösterdim. Çünkü neden? Politize olmuş bir ortam vardı. Çok kutuplaşmış bir ortam vardı. Her iki tarafta birbirini saçma sapan şeylerle itham ediyordu. Her iki tarafın fanatikleri de saçma sapan durumlarla birbirlerini itham ediyorlardı. Bu da tabii ister istemez ortamı geriyordu ki sizin en basit bir güncel meselede bile yapacağınız yorum bir tarafın kendisine göre ötekinden gelen bir mesaj, öbür tarafın öteki kabul ettiği ötekinden gelen bir mesaj şeklinde gelecek endişesi taşıyorduk. Çünkü politize olmuştu. Her şeyimiz politize olmuştu. Okullar bir yerde politize olmuştu, ne bileyim camiler politize olmuştu, sokak politize olmuştu. Ama en azından söylemde, sözde politize olması güzel bir şey. Yani çok ciddi bir kaos yaşanmadı Allah'a şükür. Büyük şiddet olaylarından endişe ediliyordu. Yaşanmadı ki ben bu anlamda toplumumuzun ferasetine güvenen bir insanım. Ancak beni üzen taraf özellikle bu konularda biraz da siyasetçilerden kaynaklanıyor. Çünkü her konuda fikir beyan ediyorlar. Her konuda kendilerine bir malzeme, işte efendim istismar edilecek bir nesne buluyorlar. Ayrım yapmadan, bakın bu eleştirilerimi ayrım yapmadan her kesim için söylüyorum. Yani rakı içmeyi aydınlanma olarak gören ve aydınlanmanın nişanesi olarak gören okuduğu kitap belki yaşıyla sınırlı, yaş sayısıyla sınırlı kişilerin ötekini yobaz, gerici, cahil, dinci görmesi, bütünüyle bir genellemeye gitmesi, cahil görmesi ya da yahut bu tarafın kıldığı iki rekat namaz ya da uğradığı bir iki tarikat yuvasından dolayı karşı taraftaki insanları terörist, dinsiz görmesi, kendilerini vatansever olarak lanse etmeleri. Bakın her iki taraf için de söylüyorum. Hoş olmayan ve son derece cahilce bir şeydi ki. Oysa kendisini batılılaşma yolunda gören de, gördüğünü iddia eden de veyahut kendisini işte mütedeyyin ama aynı zamanda modern olduğunu iddia eden de kullandıkları argümanlar itibariyle bu coğrafyanın insanı olduklarını fazlasıyla gösterdiler. Çünkü bu coğrafya tabirini ben özellikle kullanıyorum. Merve Dizdar'dan bahsedeceğim size. Dizdar'la ilgili eleştirilerden bahsedeceğim ama bir kere şu kanalı izleyen herkes, daha önce izlemiş olan herkes, izlemeye devam edecek olan herkes şunu bilsin. Herhangi bir siyasi etki, parti, dernek, tarikat, cemaat, mezhep, loca gibi aklınıza gelen her türlü gruptan azade ama her türlü fikre, düşünceye açık, bilimi, felsefeyi, aydınlanmayı ön plana almış, akademik düşünen ve elinden geldiğince de meseleleri analiz etmeye çalışan bir kanalız. Bu yüzden bizim kanalımızda siyasi parti ismi bile zikredilmemesine rağmen birilerinin yaptığımız analizlerin illa kendilerine uymuyor diye bizi ötekinden göstermesinden bıkmış durumdayız. Biz ne ötekindeniz ne berikindeniz. Elbette görüşümüz var. Düşünce kendi adıma konuşuyorum Onur Akbaş olarak. Görüşüm, düşüncem var. Ama bir siyasi partiyi bırakın bir davanın kalıplarına sığacak kadar küçük ve aşağıda değiliz. Ben kendimi bu anlamda partiler üstü görüyorum. Çünkü her şeyden önce akademisyenim. Her şeyden önce biz bu kadar kitabı falanca siyasetçi filan sözümüzden yanlış bir şey çıkarıp da kendince bize bir şey der mi endişesiyle geçirmek istemiyorum kardeşim ömrümün kalan tarafını. O yüzden
Bir kere siyasetçi siyasetçiliğini bilsin. Zaten kapacağınız sandalyeleri kaptınız. İktidarda kaptı, muhalefette kaptı. İşi götürdünüz aga. Tamam, bir çekilin kenara da. Yani şu Guinness konusunda da bir edebiyatçı, bir akademisyen olarak Onur Akbaş konuşsun ya. Ya bir susun artık ya. O yüzden tabii Merve Dizdar'la ilgili eleştirileri de siyasilerin bu konudaki sözüm ona beyan ettikleri fikircikleri bypass ederek bu konuda sadece aktörlerin ve sanatçıların görüşlerini dikkate alarak değerlendireceğim. Bu bağlamda yaklaşacağım. O yüzden kimse sizin inancınız, mezhebiniz, partiniz, düşünceniz, locanız gibi düşünmek zorunda değil. Size uygun düşünüp de sizi memnun etmek gibi bir mecburiyetimiz de yok. 42 yaşındayım. Ne zaman ölürüm bilmiyorum. Ya söyleyeceklerimizi söyleyelim de ölelim en azından. Şimdi Tamer Karadağlı ve özellikle çünkü bir aktördür. O yüzden de Tamer Karadağlı'nın görüşleri muteberdir. Yani kat kat muteberdir bana göre bir siyasetçinin görüşünden. Ha şunu belirtelim. Burada siyaset kurumunu veya bütün siyasetçileri itibarsızlaştırma gibi bir çaba içinde de değiliz. Sadece burada meselenin nelerden arınması gerektiğini ifade sadedinde söylüyorum. Ancak yani seçim zamanında da bir o yanla bir bu yanla vatan millet bayrak diye diye koltuğu nereden koparız şeklinde git gel yaşayan siyasetçiler de insanlar görünce açıkçası yani siyasilerin özellikle sanat ve fikir, edebiyat gibi konularda fikir beyan etmesi komik oluyor. Yani biraz cüret gibi oluyor bana. Bazıları işte en azından. Neyse geçelim bu konu. Şimdi değerli dostlar, öncelikle sevgili Dizdar'ın bir konuşmasını hatırlayalım. Ama bunu hatırlamadan önce hiçbir etki altında kalmadan, efendim hiçbir baskı altında kalmadan Merve Dizdar'ı öncelikle aldığı ödülden dolayı tebrik ediyorum. Yakışır. Çünkü TRT'deki oynadığı dizide hatırlıyorum. Çeşitli platformlarındaki dizi ve filmlerde veya önceki oyunlarından hatırlıyorum. Dizdar bu işi biliyor. Hatta ben Dizdar'ı biraz böyle günümüzün hani illa bir geçmiş ustaya birilerini benzetmek gibi bir mecburiyetimiz yok. Kimse kimseye benzemek ve kimse kimseden etkilenmek endişesinde değil ama bana sanki yüz ve aura itibariyle, oynadığı roller itibariyle o yarı saf, yarı cahil ama işte hep o kadının safiyane yönlerini oynayan, o kadın rollerini safiyane yönlerini oynayan kişi olarak biraz bana mekanı cennet olsun. Rahmetli Gurudağ'ı hatırlatıyor. Ayşem Gurudağ'ı hatırlatıyor. Yani o tabii ki kesinlikle bir benzetme, illa bir analojiye gitme mecburiyetinden dolayı söylemiyorum. Ama onu gördüm onda. Ve hak ediyor mu ödülü? Zaten Bilge Ceylan'ın senaristliğine, ortaya koyduğu filmlere girersek çıkamayız bu işte. Ama şimdi o senaryo ya da Merve Dizdar yakışır. Bir kere bunu altını çizelim. Dizdar'ı dinleyelim. Sonra bu konuda Karadağlı'nın eleştirisini getireceğim. Ve bu iki eleştiriden bir analize varacağım. Bir sonuca varacağım. Önemli bir tespiti sizinle paylaşmak istiyorum ama öncelikle isterseniz izlemeyenler için bir hatırlatalım. Ne demiş Dizdar? Ondan sonra da hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim değerli dostlar. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Normalement j'aurais été censé travailler. Evet, bu cümle, tepki alan cümle buydu. Ne yazık ki tekrar alalım mı burayı? Yani Nuray biliyorsunuz oynadığı karakter onu anlamak için daha çok zaman sarf etmek isterdim ama içinde yaşadığım coğrafya diyor bakın. Doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Normalement j'aurais Yani doğduğum günden beri ezbere o içinde bulunduğum coğrafyadaki kadınların durumu onu anlamaktan ziyade ezbere bilmeyi gerektiriyor şeklinde kadınların içinde bulunduğu coğrafyadaki yaşadığı zor durumları anlatmaya gerek yok. İşte cinayetinden tutun her türlü tacizi, tecavüzü ama sadece mevzu kadınlar mı?
Elbette değil, oraya da geleceğim. Zaten Dizdar'ı eleştirdiğim bazı yerler buradan başlıyor ama bir kere Dizdar'ı tekrar hatırlatalım. Oyunculuğu son derece yerinde. Bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Onu da belirtelim. Ve aldığı ödülden bir Türk kadını temsil etmesi itibariyle de büyük bir mutluluk duyduğumu, gurur duyduğumu ben de Tamer Kanal Dağlı'nın ilk cümlelerinde ifade ettiği gibi ben de ifade ediyorum. Ve Tamer Karadağlı'nın bu ilk cümlelerinin altına imzamı atıyorum. Yani ne oyunculuğuna ne aldığı ödüle bir şey diyemezsiniz. Yürekten tebrik ediyorum. Ancak burada öncelikle yanlış anlaşılan bir yerler var. Bu yanlış anlaşılan yerler, hadi siyasetçilerin yanlış anlamasını veya yanlış yere çekmesini anlarım. Yani bizim ülkemizdeki siyasetçilerin bu konuşmayı yanlış anlamalarını veyahut yanlış yere çekmelerini anlarım bir parça. Ancak Tamer Karadağlı'nın biraz daha dikkatli bir analiz yapması gerekiyordu. Ancak Karadağlı'ya katıldığım başka yerler de var. İsterseniz Karadağlı'yı da bir dinleyelim. Bakın, hiç görmediğiniz yorumları ben burada yapacağım. Çünkü kaçırılan ayrıntılar var. Karadağlı'nın da kaçırdığı ayrıntılar var. İsterseniz sevgili Karadağlı'yı bir dinleyelim. Dostlar. Başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Ama konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? Çünkü ödülü Fransa'da alıyor. Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurt dışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurt dışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor. Evet. Şimdi meseleye ben taraflı yaklaşsaydım şurada bitirir demiş. Yani evet, hak etti, bu ödülü aldı. Karadağlı da kıskanıyor. Kardeşim der, kapatırım. Öyle değil. Hayır, öyle değil. Karadağlı'nın da haklı olduğu yerler. Bir kere Fransa mevzuunda haklı. Yani Cezayir konusunda haklı. Ancak şu ayrıntıyı üstad kaçırıyor. Şimdi Cezayir olmasında evet, baskın bir güç olarak Fransa var. Peki Cezayir durumuna düşmesinde ne var üstad? Bak, şu ayrıntıyı anlayalım. Merve Dizdar bence coğrafya kelimesini, yani yaşadığım ülke demedi bak. Yaşadığım ülke demedi. Coğrafya kelimesini hangi bağlamda, kimseyi aklamak için konuşmuyorum. Dizdar'ın yanlış olduğu yerler var, onu da söyleyeceğim. Burada Karadağlı'ya katıldığım yerler var. Ancak şunun altını bir çizelim bir kere. Dizdar burada coğrafya kelimesini hangi bağlamda, neye gösteren olarak denk gelecek durumda kullanmayı bilecek bilgide, birikimde ve en azından akademik kariyerde bir insan. Diploması itibariyle söylüyorum. Oyunculuk kariyeri itibariyle söylüyorum. Ülke demedi. Coğrafya durumu bir tespittir. Bakınız, siz coğrafya sözünden bölgeyi anlayabilirsiniz. Eskiden coğrafi bölgeler vardı. Şimdi herhalde müfredattan kaldırdılar. Ve daha sonra mesela yöreyi anlayabilirsiniz. Yeri geldiğinde ülkeyi de anlayabilirsiniz. Ancak burada coğrafya denildiği zaman ben şahsen Orta Doğu'yu anlıyorum. Benim de coğrafya odaklı çok eleştirilerim var akademik anlamda. Hala da arkasındayım söylediklerim. Yani Cezayir tamam, ama Cezayir'i Fransa'nın nesnesi yapan Cezayir toplumunun ve Cezayir'in içerisindeki bulunduğu vaziyetin suçu sadece Fransızların kudretinde mi? Zaten bütün mesele burada üstad. Yani Karadağlı samimi bir adam. Vatanını, milletini seven bir adam. Yani bu bir. İkincisi, ha bunu Karadağlı da bu coğrafya tabirinden bunu anlayamayacak seviyede bir insan değil. Yani öyle olsa Karadağlı'yı biz burada hani gündeme almazdık.
Dedim ya, aktör yıllarını vermiş şu saçlara artmış adam yani. Şimdi kalkıp da coğrafyadan neyin anlaşılacağını analiz edebilecek bir insan. Ama şimdi bir de şurada haklı olduğu yanlar var. Mesela şu, ne dedi burada? En iyi iş çıkarttığın TRT'den parayı kazandın. Kazandın mı? Kazandın. Doğru. Şimdi Türk okullarında mezun oldun. Buraya kadar geldin. Dizdar 86 doğumlu. Doğru mu? Doğru. Şimdi kalktın bu eleştiriyi Fransa'da, Avrupa'nın göbeğinde yaptın. Bağlam olarak bakın, Merve'nin verdiği mesaj doğru. Onun arkasındayım. Ama kadınlarla sınırlı. Çok sınırlı bir mesaj. Eksik. Ama doğruluğu ayrı bir mevzu. Ama bağlamı yanlış. Bu konuşmayı İstanbul'da yapabilirdi. Ankara'da yapabilirdi. Bir eleştiri ortamında, bir toplantıda, efendim bir sanat ve eleştiri ortamında, bir televizyon programında yapabilirdi. Ha yapsa bile siyasilerin lincine yine uğrardı. Çünkü siyasilere malzeme lazım. Çünkü her ne kadar seçim süreci bitse de bu sefer siyasiler 9 ay sonra belediye seçimine gidecek. Yani siyasiler derken ben burada Merve'yi göklere çıkaranları da onu yerin dibine batıranları da kastediyorum. Anlaşıldı mı? Artık idrak edin bazı şeyleri. Siyasi bir adanmışlık içerisinde söylemiyorum ben. Şimdi, o yüzden ha istesem de söylerim. İfade hürriyeti var. Kimseye hakaret etmeden de söylerim. Ama yok kardeşim, yok. Yani bana bir dizi gündemi veya film eleştirisi siyasetten daha ciddi geliyor. Anlatabildim mi? Daha lüzumlu geliyor. Bu ülkedeki siyasetten daha lüzumlu geliyor bana. Gördüm çünkü. Hani o yüzden şunu bu anti parantezin mesajı verdikten sonra şunu söyleyelim. Karadağlı evet bu konuda haklı. Yani bunu Fransa'da söylemeseydi, Türkiye'de söyleseydi veya bir köşede yazsaydı, ifade etseydi daha makbul olurdu. Sanki şikayet edermiş gibi bir hava oluşmuş. Ben de üzüldüm. Ki ben Merve Dizdar'ın söylediklerinin daha genişini ve daha ağırını söyledim bu kanalda. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdi okul ve eğitim mevzuna gelince üstad, sevgili Karadağ, 86 doğumlu, mezun olduğu tarihler belli Merve. O zamanki eğitim sistemi, özellikle bırak eğitim sistemini, özellikle akademik ortam şimdiki kalitesizlikte değildi. Dürüst olan. Şu anda depremden bu yana deprem bölgesini anlıyorum. Bak deprem bölgesini anlıyorum. Depremden bu yana uzaktan eğitim gören bir akademiye var üstad. Farkında mısın? Ve öğretmenlerin yatması bu toplumun gözüne batarken akademisyenlerin depremden mütevellit bunca zaman yatışı kimsenin aklına gelmedi. Ki ben bu akademisyenler arasında yatmayanlarını ve gece gündüz çalışanları biliyorum. Ve bu durumdan muzdarip olan, şikayetçi olan akademisyenleri biliyorum. Onları tenzih ederim. Ama adrese teslim ilanlarla yeni yerleştirilen akademisyenler var ya sevgili Karadağ. Yan gelip yatarken bu ülkede bana ne olur eğitim aldığın ülke diye bir cümle kurma. Bunu Merve'ye kur. Ama ne olur bunu şimdiki çocuklara kur. Yanlış edersin. Ama dediğim gibi keşke Avrupa'da söylemeseydi. Bir de Merve'nin sınırlı olarak gördüğü, evet kadın meselesi var, gündeme geliyor, gelmeli. Ama bir de sadece kadın meselesi yok. İşte biraz önce anlattığım akademik pespayelik var. Şimdi sevgili Karadağlı şunu söyleyebilir. Sen de bu memleketin okullarında okumuşsun, akademiyi küçümsüyorsun diyebilir. Ama üstad şunu merak etme. Ben Merve gibi TRT'den çok yüklü paralar alıp Fransa'da konuşmuyorum. Ben Türkiye'de konuşuyorum, bu bir. İkincisi, akademik kariyerime rağmen
bu üniversitelerde bana kürsü verilmiyor. Çünkü hakikati çatır çatır söylüyorum. Benden ötleri kopuyor. Bu üniversitelerin bir kuruşunu yemek bana nasip olmadı. Anlatabiliyor muyum? Sen onu Merve'ye söyleyebilirsin. Ama ben Merve gibi bu nimetleri, bu ganimetleri götürüyor. Yani Merve'yi kastetmiyorum. Merve işini yaptı, emeğini aldı. Ama akademide ganimet götürüp konuşanlardan değilim ben. Bu memleketin kürsülerini bana çok gördükleri için ben bu videodan konuşuyorum. Bunun da altını çizelim. Hani o Evet. yüzden bir Orta Doğu gerçeği var Karadağlı, bunu inkar edemezsin. Maalesef var. Yani bunu siyasiler manipüle etse de iktidar muhalefet benim için fark etmez. Hepsinden uzak. Ama bu var. Bunu ben yaşadım abi. Ben yaşadım. Ha, şimdi Orta Doğu gerçeği var. Şimdi dedim ya, keşke Fransa'da söylemeseydi. Söylediği doğru. Fransa'da söylemeseydi. Şimdi diyebilir misin üstad? Yani bizim milletimiz böyle, biz şöyleyiz. Al sana öyle diyorsan, bak ben sana coğrafya. Buyur. Bu ne abi? Aile şerefinden ve onurundan yoksun. İnsan olmanın onurundan yoksun. Bu varlıklar hangi coğrafyada? Daha dün Saadet öğretmen bir erkek çocuğunun Afganlar arasında bu şekilde oynatıldığını anlattı. Ya bunları da söyleyelim be. Bunları da söyleyelim yani. Bunlar da bir konuşulsun abi. O yüzden özet olarak şunu söylüyorum. Merve'nin söylediği doğru ama bağlamı yanlış. Yani bu Fransa'da biraz sanki şikayet gibi olmuş. İki, evet kadınlarımız bu durumda ama sadece buna maruz kalan kadınlarımız değil. Çocuklarımız. Pedofili. Bunun dışında yine erkek çocuklarının maruz kaldığı durumlar. Yani sadece kadın bağlamında sınırlamayalım her şeyi. Evet. Bu da bizim gerçeğimiz. Yani gerçekleri görelim. Bazı şeyler hamasi duygularla olmuyor. Evet. Manzara bu. Üç video ve iki yorum, bir analizde meseleyi de bugün tamamlamış bulunmaktayız. Esen kalınız değerli dostlar.